hızlı bir çizimdi. Benim için kolay olan hani bir arabanın yandan görünümü veya hızlıca bir spor araba çizmek kolay bir şey. Şimdi kesinlikle daha motive hissediyorum, daha enerjik hissediyorum. Daha doğrusu enerjik demeyelim de daha motive doğru bir kelime sanırım. Merhaba. Hani böyle yapman gereken şeyler vardır, ne bileyim çizim yapman gerekiyordur, elinde bir proje vardır. Ya oturup bir şey üzerine çalışman gerekiyordur ve bütün bunları yapman gerekirken sen patates çuvalı gibi kanepede oturmayı tercih ediyorsundur. Veya sandalyede veya neredeyse bilgisayarın karşısında, telefonun başında oyalanıyorsundur. O tutkuyu, motivasyonu ve enerjiyi kendinde bulamıyorsundur ama bir yandan da yapman gerektiğini biliyorsundur. Tam olarak 15-20 dakika önce ben de böyleydim. O yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim. Normalde bugün çizim üzerine bir video yapmayı düşünüyordum. Hem İngilizce kanalımda hem burada Türkçe kanalımda. İkisine farklı videolar yapacaktım. Farklı konularda, ya çizim üzerine farklı şeylerden bahsedecektim. Hey. Ama bir türlü başlayamadım. Yani şöyle anlatayım. Sabah uyandım. Sabah dediğim artık bugün ne? Cumartesi. Yani 10-11 gibi uyandım. İşte kahvaltıydı. Instagram'a bak. Şunu yap bunu yap derken zaten günün yarısı geçiyor. Saat 12, 1, 1.30 her neyse. Tekrar acıkıyorsun. Öğlen yemeği de yiyeyim. Biraz daha oyalanayım falan derken günün yarısından çoğu bitiyor. Sonra iyice stres oluyorsun. Ulan şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Hiçbirine başlamadım bile. Şimdi ne yapacağız diye düşünüyorsun. Bir yandan o yapma isteğin var. Bir yandan gerçekten yapman gerekiyor da aynı zamanda ama o enerjiyi bir türlü bulamıyorsun. Böyle durumlarda yapılabilecek en güzel şey bence çıkıp bir yürüyüş yapmak. Yani nerede olduğun fark etmiyor, havanın nasıl olduğu fark etmiyor. Eminim bir 15-20 dakika çıkıp yürüyüş yapabilecek fırsatın vardır, zamanın vardır. Neyse ben de çıkıp yürüyüş yapayım dedim. Bunu yaparken de yanıma bir kağıt kalem alayım, bari çizim yapayım. Hem videoyu çekerim hem de yürüyüş yaparım, iyi olur vesaire diye düşündüm ama öyle olmadı. Çizim defterini yanımda getirdim. Her zaman böyle ufak bir çizim defteri taşımanızı da tavsiye ediyorum. Özellikle hani bu gibi durumlarda yanınızda bulunsun. İlla kullanmak zorunda değilsin. Neyse bunu getirdim ama hava çok soğuktu. Öyle olunca çizim yapamadım. O yüzden birkaç eski çizimi göstermeye karar verdim. Bu çizimlerin hepsini tabii ki bir yerde yürürken oturup da aklıma bir fikir gelince yapmadım. Ama yine de dediğim gibi böyle bir defteri yanında taşımakta her zaman fayda var bence. Epeydir de kullanmamışım aslında. Bu çizimlerin ne zamandan olduğunu bilmiyorum. İçinde işte ürün tasarımı da var, araba tasarımı da var. Hepsi tamamen random çizimler. Bu tarz sadece rahatlama modunda çizimler yapmak bence cidden keyif. Sonra dedim bari çizim yapamıyorum. Oturup bununla ilgili konuşayım. Çünkü eminim birçoğunuzun başına gelen bir şey. Hatta geçen Gazi Tasarım İnovasyon Topluluğu'yla canlı yayın yaparken yine bununla ilgili soru gelmişti. Şimdi belki faydası olur birine. Hem de bu kanala gerçekten daha fazla video yüklemek istiyorum. Çünkü tasarımla ilgili çok fazla bir Türkçe kaynak yok hala biliyorum. Artıyor Instagram'da vesaire birçok sayfa görüyorum. Birçok tasarımcı daha fazla şey paylaşmaya başlıyor. Bu çok güzel, harika bir şey. Ben de bunu yapmak istiyorum ama bir yandan da gerçekten zaman ayırmak çok zor. Çünkü bir yandan İngilizce kanalımı da yapmak istiyorum. Ona da pek zaman ayıramıyorum bu ara. Çünkü elimde birkaç proje var. Freelance proje var. Onlar çok zaman alıyor. Onun dışında bunların hepsini organize etmek gerçekten pek istediğim gibi gitmiyor. Neyse dedim o yüzden böyle bir video yapayım. Video yapmışken de size de sorayım. Önümüzdeki haftaya kadar çizimle ilgili basit bir video yapmayı düşünüyorum. Hani en temel çizimle ilgili ne kullanıyorum, kağıt, kalem vesaire veya basit çizim tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü tahmin ediyorum herkes artık bu küp çizip içine obje oturtmaktan veya olan şeyleri çizmekten sıkılmıştır. Bununla ilgili benim önerilerimle vesaire ondan bahsedeceğim. Hazır seninle konuşuyorken de çizimle ilgili sormak istediğim bir şey varsa sorabilirsin. Bu videonun aynısını İngilizce'de çektim. İki kanala birden tek konuyla. Mantıklı iş değil mi? Her neyse nerede olduğun fark etmez. Yakınlarında bir park varsa oraya gidebilirsin. Park yoksa çıkıp bulunduğun sokakta bir 10 dakika yürümek gerçekten iyi gelecektir. Ben çoktan iyi hissediyorum. Şimdi eve gidince muhtemelen daha üretken olacağım. Videoyu bitirmeden önce işe yaradığını göstermek istedim. Şimdi eve geldim. Daha iyi hissediyorum kesinlikle. Ve bir şeyler yapmaya başlamakta, yani benim için bu videoya başlamakta açıkçası. Bir şeyler yapmaya başladığım için gerisi daha kolay geliyor. Biraz daha moda girmiş oluyorsun. Videodan ziyade dediğim gibi birkaç projem vesaire var şimdi onları yapmam gerekiyor. Ama önce ufak bir çizimle başlayacağım. Basit bir çizim yapacağım. Bu da beni biraz daha moda sokacak. Sonrasında belki bu videoyu editleyeceğim. Yarın da sizinle paylaşırım. Ama önce ufak bir çizimle başlamak istedim.
Şuraya bir çizim yapabiliriz. Basit bir şey olmasına fayda var.
Evet, şimdi bu çizimi bitirdim. Hızlı bir çizimdi. Benim için kolay olan hani bir arabanın yandan görünümü veya hızlıca bir spor araba çizmek kolay bir şey. Şimdi kesinlikle daha motive hissediyorum, daha enerjik hissediyorum. Daha enerjik demeyelim de daha motive doğru bir kelime sanırım. Hani bir söz var, motivasyon başladıktan önce değil de sonra gelir gibi bir söz. Tam hatırlamıyorum nasıl söylendiğini ama motive olmayı beklerseniz asla o zaman gelmeyebilir. Bir şeylere başlamak, başladıktan sonra bu motivasyonun gelmesi çok daha keyifli bir şey. Ben bu çizimi yaptım, daha doğrusu bu videoya başladım. O bile benim için güzel bir adım. Şu an çok daha üretken hissediyorum ve bu çalışmaya devam edeceğim. Sana da aynısını tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.